İlginç araştırmalara imza atan magazinde editörleri bu kez yaş farkı olan ünlü çiftleri mercek altına almış, izliyoruz. Mahırda kıyarım hükümetine, sabrına başlarım sükunetine de. 2017 senesi ünlüler dünyasının aşıklarına uğurlu geldi. Nice ünlüyü baş gözettik, evlendirdik. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, bu yüreği başkası çözemez. Onlar erdiler muratlarına, biz çıkalım kerevetine diyelim ve madem konumuz evlilik, bugün de şu dosyayı açalım. Eşinden büyük bayan sanatçılar kimler? Aşkın elbette tarifi olmaz. Aşk kapınızı çaldığında yaşa değil, başa değil, direkt kalbinize kulak verirsiniz. Para, pul, yaş, baş her şeyi unutturur aşk. Aşk lazım, aşk lazım sevmeye. Yürek lazım, günlerce gülmek lazım. Elinden tutmak lazım. Evliliklerde özellikle kadın erkekten yaşça büyükse o evliliğin yürümeyeceğine dair bir inanış var toplumda. Sadece bizde değil aslına bakarsanız, dünyanın her yerinde. Ama az önce de söylediğimiz gibi aşk kapıyı çalınca ne yaş, ne baş, ne para, ne pul hepsi kalkıyor rafa. İşte örnekleri. Kibariye eşinden tam 17 yaş büyük. Kibariye ve eşi Ali Küçük Balıkçı, soyadından da anlaşılacağı üzere Küçük, eşinden tam 18 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin aralarında tam 17 yaş fark var. Yani Kibariye 57, eşi 40 yaşında. Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden. Aramızdaki yaş farkında sildiğim bu yüzden. Kim demiş kadının yaşı erkekten büyük olmaz diye? Aynı yastıkta 18 koca seneyi deviren Kiboş ve eşi sorunsuz devam eden bu ilişkilerinden umarız 40 yılı da birlikte devirirler. Kaşına gözüne. Sertab Erener ve Emre Kula. Buyurun bir ilginç örnek daha. Sertab Erener geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği müzisyen eşi Emre Kula'dan tıpkı Kibariye gibi tam 17 yaş büyük. Sertab Erener 52 yaşında, Emre Kula 35 yaşında. Aradaki yaş farkı şimdilik sorun değil ve dileriz daha uzunca bir sürede sorun olmadan bu aşk devam eder. Sertab Erener yaş farkına aldırma diye şarkılarını söyler. Yaşar da modaya uydu. 38 yaşına dek bekar gezen Ebru Yaşar, geçtiğimiz yaz Marmaris'te Necat Gülseven'le dünya evine girerek bekarlığa veda etmişti. An itibarıyla 39 yaşındaki Ebru Yaşar'ın evlendiği beyefendi kaç yaşında dersiniz? Çok kafa karıştırmayalım, hemen açıklayalım. 29 yaşında Necat Bey, yani aralarında 10 yaş fark var. Ama Ebru Yaşar yaş farkına hiç bakmadan eşine hangi şarkıyı söylüyor sizce? Mutlu, çocuklu ama eşinden büyük Demet Akalın. Kuşkusuz magazin dünyasının en renkli ismi. Ünlü popçu 45 yaşında. Peki 3 yıldır evli olduğu Okan Kurt kaç yaşında dersiniz? Ah ulan sevda, ah ulan sevda, bir kere de sen ah. Okan Kurt eşi Demet Akalın'dan tam 10 yaş küçük. Yani Demet Akalın liseye giderken beyefendi henüz ilkokula yeni başlıyordu. Ama hayat onları öyle bir zamanda buluşturdu ki o şarkı gerçek oldu. Yaşımla kandı bıçaklı, kalbim hep alacaklı. Hayalim üç kelime, o da şöyle: evli, mutlu, çocuklu. Ebru Gündeş de hep eşlerinden büyüktü. Ebru Gündeş malumunuz 42 yaşında. Bugüne dek birkaç kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğinde eşi kendinden çok çok büyüktü ama sonrasında bu kez Ebru Gündeş eşlerinden yaş olarak büyük oldu. Son eşi Reza Zarraf'tan da ünlü solist 9 yaş büyük. Ve hani biz sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. Hadi.
Hatice Şendil de eşinden büyük. Geçtiğimiz yıllarda evlenen ve aşkları dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar arasında ciddi yaş farkı var. 35 yaşındaki hanımefendinin eşi henüz 29 yaşında. Ama aşkta yaşın ne önemi var dedirtiyor mutlulukları. İki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın. Attığım her adımdasın, sol yanımsın. Hande Ataizi'nin eşi kaç yaşında derseniz? Ünlü oyunculardan Hande Ataizi de geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 44 yaşına girdi. Bundan 5 sene önce evlendiği Amerikalı eşi Benjamin Harvey kaç yaşında sizce? Hande Ataizi ile Benjamin Harvey arasında tam 6 yaş fark var. Beyefendi 38 yaşında. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Kıvanç Tatlıtuğ da modaya uydu. O kuşkusuz Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri. Ey seni yerler yerler, seni ham yapar zilliler. Ve henüz yolun çok başında Kıvanç Tatlıtuğ. 34 yaşında ve bir sene önce evlendiği eşi Başak Dizer. Hanımefendi kendisinden 3 yaş büyük. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Sorun mu? Hiç öyle görünmüyor. Çiftimiz her yerde el ele göz göze. Aralarındaki yaş farkı onların umurunda olmadığına göre bizim hiç ama hiç umurumuzda olmamalı değil mi? İster mutlu ol, istersen delir, umurumda değil. Nişanlısı Hasan Dere'ye sürpriz bir düğün düzenleyerek Türk magazin tarihine geçen Asena herkesi şaşırtmıştı. Aşkım, bence sen bile şaştın. Evliliklerinin cicim aylarında olan çiftin gözlerinden aşk akıyor. O bizim nikahımızdı. Evet. Aslında Hasan Bey'in doğum günüydü. Sürpriz olmuştu. Evet, çarşamba günü evleneceğimizi zannediyordu. Ben ona sürpriz yaptım. Doğum gününde nikah kıydım. Daha düğünümüz var tabii. Bakmayın sert duruşuna. Hasan Bey perdelerini kaldırdığında kedi gibiymiş. Aslında o kadar sevgi dolu, o kadar sempatik ve esprili bir insandır ki zaten önce onun kalbine ve o anlaşanlı duruşuna aşık oldum. Usta oyuncu Müjdat Gezen'i yaşadığı yoğun tempolu hayat yormuş biraz. Bir tek kişilik oyunum var Yılmaz Özdil'in. Bir tane Yedi Kocalarını sahneye koydum. Bir tane Artist Mektebi'ni sahneye koydum. Önümüzdeki hafta başlıyor. Okulda derslere gidiyorum. Yarın dersim var iki sınıfa. Onun dışında da geldim buraya işte şimdi biraz oturup başım dönüyor, gideceğim eve yatacağım çünkü yarın dersim var. Kameramızı çevirdiğimiz Demet Akbağ'a Zafer Algöz'ün kendisine düzdüğü metiyeleri hatırlatıyoruz. Hadi. Zafer Bey, size öykü dolu sözleri vardı, hani komedyen bayan yetişmiyor Demet Akbağ. Evet evet, işte, sağ olsun, teşekkür ederim. O bizim aramızda hep her yerde karşılaştım. Çok eski arkadaşım benim Zafer. Birbirimizi severiz, kıymetli de buluruz. Güzel şeyler söylemiş benim için, sağ olsun. Demet Hanım yeterli bulmuyor mu yeni nesil kadın komedyenleri, merak ediyoruz. Doğru mu sizce, hani 3-4 tane? Ben öyle şey. Şeylere cevap vermem biliyorsun. Ha, yok, tuzağa düşmem ben. Teşekkür ediyorum, içeri geçiyorum. Güzel oyuncu Hande Ataizi oğlu Leon'un geleceğini şimdiden düşünmeye başlamış bile. Ancak meslektaşlarının aksine farklı bir yol izliyor. Tamamen eğitimle alakalı. Eğitimi verirsin, herkes kendi geleceğini düşünsün. Hani ben çocuğun geleceğini de düşünmek değil. Ona güzel bir ortam hazırlamak. Sağlıklı bir aile ortamı ve ondan sonra işte eğitimi, biz de aynı şeyi yaptık yani, sonuçta bize de eğitim hediye edildi. Annemizden babamızdan evler arsalar kalmadı, herkes kendisi yapsın. O zaten çocuğu çok besleyen ve karakterli hale getiren bir durum. İdo Tatlıses iddialı tarzını biraz yumuşattığını söylese de kısa, paçaları lastikli pantolonu ve beyaz çoraplarıyla fark yaratmayı başarıyor. Yumuşattım derken ben nasıl alsam öyle hareket etmeye çalışıyorum. Birisinin bakışına, modasına, gözüne, keyfine göre değil. O yüzden abi şu anda böyle rahatım, böyle devam ediyorum. Arabeskçi bir babanın popçu oğlu o. İmparatora bu durumu kabullendirmek zor olsa gerek İdo'cum. Evet, başka bir tarzda yöneldim işte abi, kısmet bakalım. İyi de oldu. Baba gidiyor böyle. Vallahi işte görüyoruz abi, pek de...
O da beğeniyor eminim. Bir gün benimle düet yapmak isteyecektir. Var böyle bir tane. O zaman da ben çok düşüneceğim onu işte. Bunu kaçır. Sizden duymuş olmayın ama babanızın yastık altında sakladığı muhteşem şarkıları varmış. Öyle bir şey mi varmış? Yani. Öyle bir şey varsa ben alırım o yastığın altından şarkıları abi, yok. Hemen pazarlığa oturuyor Muzip İdo. Buradan anlaşırsak abi sizin sayenizde de cüzi bir rakamda kendisinden şarkı alıp okumak isterim. Bir kışta ona çalışalım. Bu yaz Asil Gök'le Derya Ulu'ya çalıştık. Bir kışta kendisine çalışırız abi. Bir şey olmaz sonra. Mikrofonumuzu uzattığımız Yeşim Salkım tüm mal varlığını ortaya döküyor. Bir tane evim var, bir tane de arabam var, bir tane de kızımın arabası var. Onun haricinde de hiçbir şeyim yok. Araştırabilirsiniz. Vardır, vardır Yeşim Hanım. İyice bir düşünün bakalım. Ama şöyle söyleyeyim, tabii babamın, ben Ege kızıyım. Benim babam Milaslı. Ayıptır söylemesi, Milas'ın yarısı babamın. Para bizde çok gibi. Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri öğrendik. Şimdi sizleri zamanda yolculuğa çıkartıyoruz ve ünlülerin onları şöhrete taşıyan ilk kliplerini ekrana getiriyoruz. Çiçeksin ben de suyum. Hani bizim sevdamız. Hadi hadi meleğim, gel de göreyim. Bu klipler unutulur mu? Bu klipler olay klipler. Bak sana bu ne vakit söylüyorum. Kuş uçtu uçacak Ahmet. Kapıma dayanma sakın, yakarım inan, yakarım. Gide gele çok zaman yoruldum. Yola geldim ben de senin oldum. 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, yıllarca konuşulan bugünlerin şöhretlerinin, unutulmaz kliplerinin öykülerini ekrana getirmeye devam ediyoruz. Kapına göreyim desen inanır mıyım? Ağardı bak saçlarım tek tek. Deniz Seki, şimdilerin olay kadını. İyisin tabii, sen sevedin, ben bekledim. Şarkıları da olay, özel hayatı da. Biz okyanusları geçtik, derede mi boğulacağız? Teşekkür ederim aşkım, hoş geldin. 40'lı yaşlarını çoktan geçti, kocaman bir popçu oldu. Lakin onun ilk günlerini zamane gençleri bir hatırlasa. Ahmet klibiyle yakalamıştı şöhreti. Çıtı pıtı bir kızcağızdı. 20'li yaşlarındaydı. Seni kah düşüyor, çaresi yok. Bir düşün girdiğin günahları. Ahmet kuş uçtu uçacak Ahmet diye inletiyordu yeri göğü. Bak sana bu ne vakisi söylüyorum. Kuş uçtu uçacak Ahmet. Hatları henüz oturmamış, zerre kırışıklık yok yüzünde gözünde. Kafasında kırmızı beyaz kocaman benekli bir şapka. Ya gel iste babamdan beni al. Denedin ya bütün çeşitleri. Dönemin kliplerine göre çok daha fazla efekt kullanılmış ve rengarenk bir Ahmet klibi çekmişti Deniz Seki. Zaten ona da şöhreti bu klip getirdi. Bak sana bu ne vakisi söylüyorum. Kuş uçtu uçacak Ahmet. Ali Şan, delikanlılığın kitabını yazan adam. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Ali Şan, o nasıl açtı şöhret kapılarını? İşte bu kliple. Kralı gelse bırakmam ben seni, sultanısın kalbimin. Şarkının adı Kralı Gelse. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Bıyıkları bırakın terlememiş, henüz çıkmamış. 90'lı yılların giyim tarzı var üstünde başında. Saçlar dik dik, bir kızın peşinde dolaşıyor. Mahalleli arkasından böyle gülüyor. Kralı gelse bırakmam ben seni, sen benimsin sevdiğim. Alişan asıl patlamayı ise 98 yılında Var Ya şarkısıyla yaptı. Var ya sevdamı dağlara yazarım. Var ya özümü kırpmam yakarım. Bu kez bıyıkları terlemeye başlamıştı delikanlının. Serpilmişti ama hala melul melul bakıyordu. Perçemli saçları kameranın içine girecek gibi söylediği Damar şarkısıyla şöhrete adım attı Alişan. Bunun oldum ben kölen oldum.
Tesadüfen gördüğü kıza yıldırım aşkıyla vuruluyor, kapısına dayanıyor, çiçekler bırakıyor, balonlar uçuruyor, balkondan haykırıyor. Sevdamı dağlara yazarım diye. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, gözümü kırpmam yakarım. Var ya, aşkına ömrümü adarım. Var ya, ben var ya. Özcan Deniz, ona şöhreti getiren klip hangisi mi? Hadi hadi meleğim. 90'lı yılların henüz başı, üzerinde o dönem popüler olan kürklü deri bir ceket var. Yüksek bel pantolonun üzerine desenli gömleğini giymiş. Recep İvedik'in meşhur gömleğinin biraz daha mat renklisi. Haline bakıp aldanmayın, bu güzel maskeyi her gün takar. Yurt dışında çekilmiş ilk kliplerinden Özcan'ın bu klibi. Bir bakıyoruz deniz kenarında suda taş sektiriyor, bir bakıyoruz bir köprünün başında haykırıyor uç uç meleğim diye. O melek artık her kimse. Erkek seni melek sanıyor. Hadi hadi meleğim uçta göreyim. Kaşlarına henüz cımbızın C'si değmemiş. Nasıl kalın kaşlar öyle? Burnu daha yapılmamış. Hokka gibi dişler elden geçmemiş. Biri Mersin'e öbürü tersine bakıyor. Hadi hadi meleğim gel de göreyim. O güzel yüzünü ben de seveyim. Şimdilerin aranılan dizi oyuncusu Özcan Deniz'in o dönemlerde rol kesme kabiliyeti maalesef aha da işte böyle. Hadi hadi meleğim gel de göreyim, o güzel yüzünü ben de seveyim. Popçu Bengü, ona şöhret kapılarını açan kliple devam ediyoruz. Sen bir çiçeksin. Popçu lakabını işte bu kliple aldı Bengü. Şimdilerin balık etli kızı. Soğan yiyince karnı şişen kızı o. Balık buraya, yedim karnım şişti. Soğan yaramıyor. Yerim yerim. Şarkının sözleri sen bir çiçeksin ben de suyum olunca kız suyun içinde haliyle. O zaman senaryolar şarkı sözlerine birebir uygun yazılıyor tabii. Sen bir çiçeksin ben de suyum. Gönlüme açsan sen olurum. Bazen bir şelalenin altında, bazen dizine kadar suda, bazen boğazına kadar batıyor Bengü suyun içine. Yandı mı kalbim ateş olurum, dünya bana dar gelir cennet olurum. Kaşları ipince ve kavisli, yanakları al al ve tombiş tombiş. Bir tek elinde pamuk şekeri eksik. Daha 18'li yaşların verdiği lolitalık var tabii üzerinde. Yandı mı kalbim ateş olurum. Candan Erçetin. Geçen hafta onu Beyoğlu esnafını peşine takıp sokaklarda yürüdüğü ilk klibiyle izlemiştik. Yok kimse sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Kırmızı bir fonda sandalyeye ters oturan ve iddialı bir dekolteyle karşımızda Candan Erçetin. Kapıma dayanma sakın, yakarım inan, yakarım. Rezil olur hele güne aldırmadan hiç kimseye, ya kapaca seni yazarım. Boyunca ters oturduğu sandalyeden haykırıyor birilerine kapıma dayanma sakın diye. Üzerinde siyah V yaka bluz, altında siyah tül etek var. Şimdilerde kızıl olan saçları o dönem kumral. İnsaf bu kadar eziyet kim çeker? Her lafı her sözü ayrı keder. Özrü kabahatinden de beter. Bülent Ersoy şu sıralar çok fazla klip çekmiyor ama eskiden bir klip çeker aylar yıllarca konuşulurdu. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. 90'lı yıllara damgasını vuran Hani Bizim Sevdamız klibinde Bülent Ersoy yolda arabası bozulan ve sonra da yoldan geçen bir çocuğa abayı yakan aşığı oynuyor. Böylesine acıyı tatmadım. Yokluğu çok zor alışamadım. Kim mi o çocuk? O dönemin ismi duyulmamış mankenlerinden, şimdilerinde aranılan oyuncularından Mert Kılıç. Devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız. Eritirdi buzları. Bülent Ersoy yaşça kendinden bir hayli küçük bu delikanlıya abayı, delikanlı da Diva'ya abayı yakıyor. Hatta oyuncaklara boğuyor Bülent Ersoy'u. Nasıl mutlu, nasıl mutlu Diva öyle? Hani bizim sevdamız.
devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Evleniyorlar. Bülent Ersoy evinin kadını oluyor. Elinde hortum bahçesini suluyor. Saçlarını liseliler gibi iki taraftan toplamış, çocukluğunu yeniden yaşıyor. Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı. Hani bizim sevdamız. Ne yazık ki buraya kadar keyifli giden klip tatsız bitiyor. Hikayeye göre diva ölüyor ve mezarı başında sonlanıyor bu duygusal şarkı. Bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Magazinde tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki haberimizi izliyoruz. Sevimli, 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 çok sevimli. Onlar şimdi Türkiye'nin en ünlü yıldızları. Kiminin eski halinden eser yok. Ben çok şahaneyim. Kiminin yıldızlık kumaşında var. Magazin camiasının en ünlü isimlerinin şaşırtan çocukluk hallerini sizler için araştırdık. Sevimli, 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 çok sevimli. Buldun artık dengini dünyaların güzeli. İşte dünyaya gelir gelmez etrafına star ışığı saçan bir isim. Yıldızlık onun kumaşında var. Ne verdiği pozlar ne de etkileyici bakışları hiç değişmemiş. Karşınızda megastar Tarkan. Yolla, yolla kaderim yolla. Açılır bana yolla. Ne de olsa dert bana sayım ya ben. Şen kahkahaları, çocuk ruhunu hiç kaybetmeyen apacan bakışlarıyla İrem Derici 7'sinde neyse 70'inde de o olacak gibi görünüyor. Bekle. Altın sarısı saçlar, masmavi gözler. Karşınızda jönlük var benim hamurumda diyen Kıvanç Tatlıtuğ. Tüm aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafitan. Fettan kadın Bihter, yani doğal güzelliğiyle destan yazan Beren Saat. Kim der ki bu masum minik sevimli mi sevimli kız çocuğu çok canlar yakan bir Bihter'e dönüşecek. Canını yakarım. Ve Beren'in biricik eşi Kenan Doğulu. Seneler onu hiç değiştirmemiş desek yeridir. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Bu karede ise Ozan Kenan Doğulu kardeşler yan yana gülümsüyor objektife. Kız sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar. Yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Gelelim birbirine en çok yakıştırılan çiftlerden birine. Halit Ergenç'in masmavi gözleri siyah beyaz fotoğrafta bile kendini belli ederken... Mavi mavi masmavi gözler boncuk mavi. Bergüzar Korel tüm sevimliliğiyle doğum günü coşkusunu yaşıyor. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın. Güzel oyuncunun minikken sapsarı bir kız çocuğu olması görenleri şaşırtıyor. Sarı sarı, sarı çiçek. Bakmayın ciddi duruşlarına. O şimdilerin milyonları güldüren usta komedyeni Cem Yılmaz'dan başkası değil. Bütün dünya ister durur, kafeti azam beklen durur. Hedefini al, piyasana al, her şeyi al. Küçük yaştan itibaren genç hanımların gönlüne taht kuracağını belli eden bir başka isim, Barış Arduç. Hey bak ne diyorum, bir planım var, bana bir fokuslan da dinle. Sana geliyorum, hazırla yerimi, millet aşk görsün şöyle. Kalabalık bir ilkokul fotoğrafı. Karedeki güzeller güzeli Elçin Sangu'yu bulmaksa çok da zor olmasa gerek. Ben çok şahane. Bukle bukle saçları, içten kocaman gülümsemesi Sinem Kobal'ın yanakları sıkılası bir minik kız olduğunu gösteriyor. Sevimli, 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 çok sevimli. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, gençlik yıllarında çekilen bu kareyle umudunu kaybetme dedirtiyor. O yakıcı bakışlar,
Hor gibi yanışlar. Ve biricik eşi Fahriye Evcen. Seneler onun pek de yakınından geçmiyor. Minik burun, ceylan gözler ve aynı anlamlı bakışlar. Çok tatlısın, güzelsin, şekerdin. O ufak yaşta şöhret basamaklarını tırmandığı için hepimiz aslında bu dönemlerine şahidiz. Şimdilerin nefes kesen güzeli Neslihan Atagül Doğulu, bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterine hayat veriyordu. Benden ne saklıyorsunuz? Ünü Türkiye sınırlarını aşan bir güzel, Tuğba Büyüküstün de sıra. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Tuğba Büyüküstün, tombiş yanaklarıyla tatlı mı tatlı bir kız çocuğu. Az